uzun uzun çalışma yaptık. Genel seçimlerde de böyle. Şimdi burada bir mevcut tüzük yatırılır masaya. Nasıl olmasını istiyorsa gönder, bu kitap basılır bununla ilgili. Bugün bu pozisyonda partimiz adına görevi yapmaktan ödül, onuru ve bu süreçte seçim sürecinde verdiğiniz destek için yürekten tekrar teşekkürümü burada ifade etmek isterim. Ben bugün eşlik etmek istedim çünkü tüzük konusu tabii daha çok sizi dinlemek üzere bir araya geldiğimiz bir konu. Türkiye Cumhuriyeti varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde var. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde var. Bizler Atatürk'ün partisinde çağın sosyal demokrat ihtiyaçlarını, gereklerini de temsil edecek şekilde siyaset yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim için esastır ve başımıza gelen her türlü bu malum bilinen şeyler aslında Cumhuriyet çizgisinden sapmalardan kaynaklanan şeylerdir. Mücadelemiz bunun üzerine. Biz samimiyet istiyorsak bence doğrudan şu iki dönem kuralını koyma konusunda ısrar edelim. Belli bir süre partide görevler almamış insanların bugün milletvekili adayı olması, bugün belediye başkanı adayı olması benim vicdanımı kabul etmediğim bir şey, açık söyleyeyim. Belediye başkanı adaylıklarının belirlenmesinde o kentte belli bir süre ikamet etmiş olan birisinin ondan sonra parti üyeliği açısından en azından bir 5 yıl, 10 yıl parti üyesi falan olan birisinin aday gösterilmesinin iyi olacağını söylediğimi söyledim. İki dönem kuralının mutlaka konması gerektiğini söyledim. Kendi adıma özel olarak herhangi bir makamda uzun süre kalmak falan niyetim olmadı. Aldığımız bütün görevleri parti adına alıyoruz. Biz siyaseti bu ülke ve ülkeye dair ideallerimiz, insanlığa dair ideallerimiz için yapıyorsak ki ben onun için girdim. O zaman kendimizi değil, o idealleri, o düşünceleri hayata geçirmek için çaba göstereceğiz. Ve bu çerçevede bizim bir ortak akılda buluşmamız lazım.